Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, İsa Hoca üzerine yazılan Molla Fenari ve onun üzerine yazılan Kavlu Ahmet veya Kulu Ahmet diye meşhur olan iki şerh ve haşiyeden götürüyoruz arkadaşlar. Molla Fenari'yi bir gerideki dersten ibareyi bir alıyorum ki dersimize devam edelim. فَنَقُولُ بِاَتِبَارِ الْجِهَةِ الْاُولَى Birinci cihet itibarıyla şöyle deriz. الْمَنْتِقُ mantık يُبْحَثُ ف۪يهِ عَنِ الْاَعْرَادِ الذَّاتِيَّةِ لِلْتَصَوُّرَاتِ وَالْتَصْدِقَاتِ Arkadaşlar, ama min haythu nef'iha fil isali ila al meçhulati ev an il a'radi zatiyeti lil ma'kulati ethaniyeti dedik. O ma'kulat sani ki elleti la yuhaza biha emrun fil harici, yani hariçte bir karşılığı yoktur. Onunla eşleştireceğimiz veya ona mukayese edeceğimiz, kendisini böyle tanıtacağımız, izhar edeceğimiz, yani bir aynası yok ki onu göstersin. Min haysu, burada kalmıştık değil mi? Elleti la yuhada biha emrun fil harici, ama min şu cihetle yoktur. Min haysu tentebiku teştemilu alel makulatil ula, yani birinci makulata şamil gelecek cihet bu haysiyette yoktur. Elleti, o birinci makulat ki yuhada biha emrun fil harici, ama makulat-ı ula dediğimiz zaman onun hariçte bir aynası vardır. Bize gösterecek veyahut da bir şey üzerinde bize görünecek bir karşılığı vardır. Ve bi itibari cihet-i saniyeti, ikinci cihet itibariyle arkadaşlar, yani ikinci cihet neydi? Gaye. Cihet-i vahdeyi arazi. Arazi değil mi? Evet, o cihetle de el mantıku mantık, kanunun mantık arkadaşlar, bir takım kaydı ve kuralları olan kanunlardan ibarettir ki yu'arafu bihi sahihul fikri ve fasiluhu. Bu kanunları tatbik etmekle karşımızdakinin veya bizim fikrimizin sahih mi, fasit mi olduğunu bu kaydı ve kurallara uyaraktan tespit ediyoruz. Dolayısıyla fenderece fil ula, birincisinin ne oldu? Altına girdi. Ma'rifetul mevdu'i alel mezhebeyni, yani iki mezhebe göre, mutakaddimlere göre ve mutahhirlere göre burada mevdu'un tarifi buraya ne olmuş oldu? Ders olmuş oldu. Burada mevduğun tarifi yapılmış oluyor. Ve fitaniyeti, ikincisinde ise marifetul gayeti, burada gayenin marifesi, yani tarifi yapılmış oluyor. Evet. Değil mi? Neyse. Başka da bir şey, metin olarak bunu arkadaşlar bakalım. Kul Ahmet bunu nasıl ele alacak? Bunu daha tafsilatlı bir şekilde bize ifade edecek arkadaşlar. Kavluhu min haythu tentabiku. Tabi orada belki de bir yazım hatası olabilir Furkan. Orada ey teştemilu deseydi daha güzel olur. Ey teştemilu tilkel makulatu ethaniyetu. Bu makulayı saniye arkadaşlar şamil geliyor. Ne üzerine? Alel makulatil ula. Birinci makullere ne oluyor? Şamil geliyor. Tabi makulatil ula, makulatil sani arkadaşlar. Makulatil ula, yani ilk akla gelen, makulatil sani ise ikinci merhalede ne oluyor? Akla geliyor. Biz dün gerçi söylemiştik değil mi? Vel muradu minel makulatil saniyeti, yani makulatil saniye nedir? El-hududu ve'l-rusumu ve'l-akisetu ve'l-kulliyetu ve'l-cüz'iyetu ve'l-zatiyetu gibi, bu gibi şeyler arkadaşlar makulatı
saniye olarak değerlendiriliyor. Ama makulatul ula dediğimiz şey ise ma yutlaku aleyhi şey'un mimma zukire, bu zikredilen şeylerin üzerine itlak edildiği şeyler ki kel murakkebati vel basaiti gibi, onlar da ne olmuş oluyor? Makulatul ula oluyor. Peki. Ey teştemilu tilkel makulatu esdaniyetu, bu makulayı saniye şamil geliyor alel makulatul ula, ama nasıl? İhtimalel külliyi ala cüz'iyatihi, yani külliğinin cüz'isine şamil geldiği gibi makule-i saniye de makule-i ulaya ne oluyor? Şamil geliyor. Burada külli cüz'i derken hangi örnekleri verelim Furkan? Yani nasıl bir hani ihtimal derken burada şey aslında, yani külliğinin cüz'iye olan ihtimali gibi hepsini kapsıyor yani. Yani ulada olmayanlar da kendisinde var. Ulanın hepsi kendisinde var. Yani şöyle diyelim, yani külli derken mesela insanı külli olarak alsak, Zeyd'i cüz'i veya Zeyd'in kendisini külli olarak alıp elini mesela onun bir cüz'i olarak, yani burada makule-i saniye değil mi? Evet. Yani küllinin cüz'e şamil geldiği gibi makule-i saniye de makule-i ulaya ne oluyor? Şamil? Geliyor. Hayvan insan desek daha doğru olur yani. Hayvanın külli, insanı cüz'i olarak düşünsek. Çünkü hayvan hem insanı kapsadığı gibi insanın dışındakileri de kapsıyor. Evet. Mesela insan Zeyd dersek, Zeyd insan Zeyd, yani Zeyd gibi insandan başkası insan yapsa kapsamaz. Ama hayvan insan dersek, yani çünkü burada insan dışındaki mesela kedi, onu da hayvan kapsar. Başka hayvanları da kapsar. İnsan mefhumu hayvanın sadece bir kısmıdır. İnsanın dışındakileri de hayvan kapsar. Buradaki makulatul ula da makulat-ı saniyenin sadece bir kısmı. Eyvallah. Orası da zannedersem yanlış yazılmış. Ey tecri, ey... Ben yücra diye yaptım. Direkt değiştirdim kelimeyi. Öyle mana daha iyi oldu. Yücra dedim. O Z'de mi? Öyle mi? Bir bakalım, biz benim dediğimi şey yapalım. Bir de senin dediğini uygularız. Ve ey ne demek? Teştemilu dedik ya, ona uygun tecri alel makulati es-saniyeti, yani makule-i saniye üzerine icra olunur. Ney? Olur. Ahkamun külliyetun tucra dersek icra olunur. Tecri işte lazım veyahut da mutaddi manası. Evet. Yani malum veyahut da meçhul manası verilir. Tecri icra olur. Alel makulati saniyeti ahkamun külliyetun, makule-i saniye üzerine böyle külli kaideler icra olur. Bi haythu, şöyle ki tentehi tilkel ahkamu, bu hükümler ne oluyor? Nihayete eriyor. Daha ve yeteedda ilel makulatil ula, artı bir de birinci makule-i ula'ya ne yapıyor? Sirayet ediyor ona, yani makule-i saniyede makule-i ula'ya geçiyor. Hüküm geçiyor. Elleti, o makule-i ula ki hiye tebâi'u li tilkel makulâti saniyeti, makule-i saniyenin neydir o? Tabiatı. Peki. Hatta izâ uride, şu mesela irade olunsa en yu'leme hâlu kullin min tilket tebâi'i, yani bu tabiattan değil mi? Bu tabiatlardan veya bu maruzatlardan diyelim değil mi? Aşağıdakine göre veyahut da bu cüz'iyatlardan hepsinin hali bilinmesi irade olunsa, bilinmek istense, yurca'u fi zâlike, buradan ne yapılır? Rucu olunur ile ahkâmi tilkel makulâti saniyeti, makule-i saniyenin hükümlerine ne yapılır? Gidilir. Ve yu'rafu minha, ve oradan ne yapılır? Bilinir. Bu
hükümler bilinir. Mesela اِذَا اَرَبْنَا اَنْ نَعْلَمَ, biz mesela şunu bilmeyi irade edersek arkadaşlar, اَنَّ الْحَيْوَانَ النَّاطِقَ يُوْسِلُ اِلَى الْكُنْهِ, mesela bu hayvanın natık nedir arkadaşlar? Makule-i uladır değil mi? Elisayla. Bu künhe ulaştırıyor. Bir şeyin mesela insan nedir? İnsanı, insanın künhünü aslında biz öğrenmek istiyorsak arkadaşlar nereye gideriz? Haddi tam olan bu hayvanın natıka gideriz. Bu eğer künhe bizi ulaştırıyorsa, اِذَا اَرَبْنَا اَنْ نَعْلَمَ اَنَّ الْحَيْوَانَ النَّاطِقَ يُوْسِلْ اِلَى الْكُنْهِ نَرْجِعُوا اِلَى, şuraya rücu ederiz. نَرْجِعُوا اِلَى اَنَّ الْحَدَّ تَامَّ, haddi tam, يُوْسِلُ اِلَى الْكُنْهِ, yani buna bizi götürür. وَاِذَا اَرَبْنَا اَنْ نَعْلَمَ, şunu bilmek istersek, اَنَّ الْحَيْوَانَ, hayvan kelimesi, ma yetevakkafu aleyhil isalu, demek ki isalın üzerine tavakkuf ettiği şey nedir? Hayvandır. Yani nedir? Cinstir değil mi? Nerci'u ile ennel cinse ma yetevakkafu aleyhil isalu, demek ki cins neymiş? İsalın, yani işte meçhulden maluma tasavvuru olabilir, tasdiki olabilir. Ulaşmanın kendisine bağlı olduğu şey cinstir denilir. Yani ne yaptık? Birinci makuleye uladan ikinci makuleye ne yaptık? Furkan? Makulat-ı ula'yı anlamadığım için, yani makulat-ı ula hakkında bir şey bilmeyi irade ettiğimiz zaman onu makulat-ı saniyeye gittik. Oradan hükmü verip, oradan hükmü bulup makulat-ı ula'ya uyguladık. Yani makulat-ı saniyeden makulat-ı ula'ya ne yaptık? Hücum ettik tekrar. Tekrar canım. O bazen şey, ses kesiliyor mu? Yok Seyda. Yukarıda biraz siyahlık yine var o çizgilerden de. Az önce bir sıkıntı oldu Seyda, ondandır. Gidip gelecek. El kıyaslu. Evet, kıyas buna göredir arkadaşlar. Yani bir tane örnek verdi ve diğerleri de buna göredir. İ'lem ennel makulatil ula, birinci makule hiye tabaiyul mefhumati el mutasavvarati, tasavvur olunan mefhumatın neyidir? Tabiatıdır. Ama min haythu hiye hiye, yani o mahiyetin o mahiyet olması hasebiyle. وَمَا تَعْرِضُ لِلْمَعْقُلَاتِ الْعُولَى, makule-i ulaya arz olan şey فِي الذِّهْنِ, zihinde لَا يُوْجَدُ فِي الْخَارِجِ اَمْرٌ يُتَابِقُهُ, yani لَا يُوْجَدُ فِي الْخَارِجِ, o vav da zannedersem yanlış. لَا يُوْجَدُ فِي الْخَارِجِ, hariçte yoktur arkadaşlar. Bulunmuyor. Ney? Emrun yutabikuhu. Yani ona mutabık olan bir emir yoktur. Değil mi? Onu yani böyle işte resmedeceğimiz, onu böyle aynada göstereceğimiz, yani bir onu yansıtan bir şey yoktur. Ne gibi? Kel külliyeti vel cüz'iyeti vel zatiyeti vel aradiyeti ve nezairaha, değil mi? Bunlar ve bunların benzerleri gibi. Bunlar arkadaşlar, yani hariçte bunların ne yoktur? Bir karşılığı yoktur. Yoktur. Ne gibi? Makule-i ula gibi değil mi? Neyse. Ve ke mefhumil külliyi vel cüz'iyi ve zatiyi vel aradiyi ve gayriha, bunların da arkadaşlar yani külliyinin mefhumunun yani hariçte bir karşılığı var mı? Yok. Cüz'ünün de öyledir. Tusemma makulatin saniyeten. Bunlara ne deniliyor? Makule-i saniye deniliyor. Livuku'iha fid dereceti saniyeti mine taakkuli. Yani insan düşündüğü zaman ikinci derecede
akla geldiklerinden dolayı bunlar makule-i saniye diye isimlendirilmiş arkadaşlar. İz la yumkinu taakkulul külliyeti, yani külliye mücerret olarak zihinde tecessüm edebilir mi Furkan kardeş? Edemez. Yok. İlla ancak ba'de taakkuli emrin, yani önce bir şey arkadaşlar akılda düşüneceğiz ki ya'ridu lehu el külliyetu, yani külliye ona arız olabilecek, külliyetin kendisine arız olabileceği şeyi düşüneceğiz. Ondan sonra külliye ona ne olacak? Arız olacak. Olacak. Nerede tabii? Taakkul da fi zihni. Zihinde önce düşüneceğiz. Ve leyse fil harici. Halbuki bu külliye için hariçte yoktur. Emrun tetabaka el külliyetu. Ta ki külliye ona ne olsun? Mutabık olsun. Aynen ne gibi? Kema enne lissevadi el ma'kuli. Mesela siyahı diyelim ki düşünelim arkadaşlar. Siyah tek başına, yani zihnimize ne olmaz? Yani bir şey çağrıştırmaz. Ancak bir kitap veya bir defter veya bir karga veyahut da bir kuş, yani bir şey önce bulacağız ki ondan sonra ona ne olsun? O siyahlık arız olsun ve kalbimize, gönlümüze ne olsun? Düşsün arkadaşlar. Evet. Kema enne lissevadi el ma'kuli ma yutabikuhu fil harici, değil mi? Yani hariçte ona mutabık olacak olan siyah gibi. Yani önce bir şeyi, ona mutabık olan bir şeyi hariçte düşüneceğiz. Ondan sonra o siyahı ne yapacağız? Ona onda görmüş olacağız. Ona vermiş. Onda işte görmüş olacağız veya işte o siyahın orada olacağını, olduğunu veya öyle bir şeyin olduğuna hükmedebileceğiz yani. Peki bundan sonra işte isterseniz burada duralım çünkü uzayacak bayağı. Tamam, peki.